Yayındayız. Bu iş insanların düşündüğü gibi kim daha güçlü, kim daha dayanıklı işi değil. Dövüş dediğimiz olay zor bir olay. Profesyonel sporcu olmak çok zor bir olay. Çok iyi yumruk atıyorsundur ama çok iyi yumruk yiyemiyorsan bitmiştir olay abi. Benim kariyerimin 5 maçı ilk raunda bitti. 15-20 saniyede biten maçım var. Düştüysen kalk gel kendine. Daha iyisi yok var farkına. Düş kırıklığın olduysa bile. Sen başınasın makina. Düşmen gerekiyordur belki de. Daha yükseklerden en dibe. Tüm dünya üzerine gelse de. Sen makinasın makina. Neden dövüşçü olunur? Artık bitir şu işi Erkan! Rakibin son derece önemli! Neden? Çoğu dövüşçü o ringin kenarında ringe girdikten sonra ben neden buradayım sorusunu kendine soruyor. Dünya şampiyonu boksör de olmuş olsa karşımda 30 saniye duramaz. Dünya şampiyonu jiu-jitsucu da olsa karşımda 30 saniye duramaz. Para için yapan da var, şöhret olmak için yapan da var. 100 milyon dolara dövüşen adam da var. Akşam gidiyorsun 10 round, 12 round pat 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 dövüşüyorsun. 100 milyon dolar çıktı ya. Vurdum burada, burnumun kanadı. Çıkardı 300 lira bana para verdi gitti. Adam var ya makine gibi böyle... Böyle çeviriyordu, ben diyordum ay anasını satayım diyordum. Bu spor sana acıdan zevk almayı öğretiyor. Spor vahşi mi? Bence vahşi. İki aslanın birbirine girmesi gibi bir şey yani. Kafkas Kartalı Erkan! Ama bu vahşet de insanların hoşlarına da gidiyor. Yani aslında baktığımız zaman her insanın içinde bir vahşilik var. Kim düşer kim kalkar hiç belli değil. Dünya üzerine gelse de sen makinasın makina. O içindeki savaşı ancak sen bilirsin. Sen başarı gösterene kadar kimse yanında olmaz. Hep yalnızsındır. Kim ister ki oğlunun gidip dayak yiyerek para kazanmasın yani. Ama başarı gösterdikten sonra insanlar seni desteklemekle kalmaz. Aynı zamanda da seni takip ederler. Profil Diyarbakırlı diyor. Bana da ne?